Van'da annelerin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları eylem kararlılıkla devam ediyor. Doğu Anadolu Bölgesi Geziler, Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Adem Gemici de ailelere destek için eylemlere katıldı. Diyarbakırlı ve Vanlı annelerin mücadelelerine her zaman destek vereceklerini kaydetti. Van'da annelerin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları eylem kararlılıkla devam ediyor. Bu mücadele devam edeceğiz. Sonuna kadar. Biz vazgeçmeyeceğiz. Bütün mağdur ailelere diyor sesleniyorum. Herkes gelsin katılır. Korkmasınlar. Hiç kimse korkmasın. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Ailelere destek için eylemlere katılan Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Adem Gemici, Diyarbakırlı ve Vanlı anneleri mücadelelerine her zaman destek vereceklerini kaydetti. Tüm üyelerimizden beraber evlat nöbetinde direnen annelerimize, ailelerimize desteğimizi sunduk. Sunmaya da devam ediyoruz. 250. 260. 263. evlat nöbetinde direnen annelerimize Diyarbakır'da desteklerimizi sürdürdük. Sürdürmeye de devam ediyoruz. 900. gününde gene yanlarındaydık ve hala yanlarındayız. Kahrolası PKK terör örgütünü bir kez daha buradan sosyal medya kanalınızdan bir kez daha lanetliyorum. Van'da çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler her hafta partinin il başkanlığı binası önünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Kandırıp götürdüler. Hiç haberimiz yoktu. Nasıl kandırdılar bilmiyoruz. Fadiye burada sesleniyorum. Geri gelsin. Yuvasına dönsün. Annesi çok hasta. Annesi için gelsin. Yeter artık. Bıktık bunlardan. Çocuklarımızın yakasını bıraksınlar artık. Çocuklarımızın yakasını bıraksınlar artık. Gitsinler kendi çocuklarını dağa götürsünler. O kadar çok madem değerliler onlar çocukları. O kadar bu parti, bu Kürt halkı diyorlar. Onlar için madem bu kadar değerliyse onlar kendileri gitsin. Kendi çocuklarını götürsün. Niye başkaları çocuklarını götürüyorlar? Çocuklarımızın yakasını bıraksınlar. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 32 olan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.